Merhabalar, ben Eren Aslan. Pirdevs Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Makineleri Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. İstanbul Tuzla'da bir tersanede son mühendislik stajımı yapıyorum. Tersanemde hem üretim hem onarım var. Ben onarım departmanında çalışıyorum. Daha önceki stajlarımda da hep onarım departmanında çalıştım. Şu an üzerinde çalıştığımız gemi yaklaşık 130 metre boyutlarında bir kuru yük gemisi. Bir inceleyelim. Derseniz ya da mühendisseniz hiç fark etmez. Bunun büyük bir çoğunluğu burada geçiyor. Geminin bütün onarım işlemleri de burada yapılıyor. Rastık olsun, boya olsun, saç değişimi olsun. Birçok işlem burada yapılıyor. Detaylı olarak ben bunları ofiste anlatmak istiyorum. Ofise geçelim. Tekrar merhaba. Ofise geçmek istedim. Tersane biraz gürültülü, sesten dolayı sıkıntı çıkmasın diye. Biraz yaptığım işlerden bahsetmek istiyorum. Ben onarımda çalışıyorum şu an, onarım departmanındayım. Bundan önceki stajlarımda da hep onarım departmanındaydım. Çünkü onarımın bir stajyere daha çok şey katabileceğini düşünüyorum. Nedenine gelirsek, onarımın hiçbir zaman tek gemide çalışmıyorsunuz. Tersanede tek bir onarım gemisi olmuyor. Genelde 3-4 gemi oluyor ki şu an ben de 4 tane gemi üzerinde çalışıyorum burada. Üretim ise biraz daha yavaş ve hep aynı şeyleri tekrar eden bir süreç. Onarımda daha çok sürprizlere yer var. Her geminin farklı bir yerini onarıyorsunuz veya farklı işlemler oluyor ve bunda daha çok şey öğreniyorsunuz. Biraz da yaptığım işlerden bahsetmem gerekirse, mesela son gemiden başladım. Genelde her gemi geldiğinde bir saç değişim işlemimiz oluyor. Bunun için saç nerede değişiyorsa oraya gelip mühendis serilikte ölçümler alıyoruz, bunları kaydediyoruz. Bu ölçümleri AutoCAD'e geçiyoruz ki AutoCAD bir tersanede en çok işimize yarayacak programlardan biri. Gerek CNC'ye parça kestirmek olsun, gerek rapor hazırlamak olsun, bunlar için sürekli AutoCAD'i kullanıyorsunuz. Dediğim gibi geminin farklı yerlerinde saçlar kesiliyor ve siz bu değişen saçları ölçmek için gittiğinizde geminin çeşitli yerlerini görmüş oluyorsunuz. Bu da size inanılmaz bir tecrübe katıyor. Sonuçta koskoca bir gemide çalışıyorsunuz ve bilmediğiniz o kadar çok yer var ki bu vasıtayla birçok yeri de görüp öğrenmiş oluyorsunuz. Sonra bu değişecek saçları AutoCAD'le çizip CNC'ye vermeniz gerekiyor ki burada çok hassas davranmanız gerekiyor. Eğer milim bile hata yaparsanız o saçın oraya oturmama durumu oluyor. Ya küçük gelirse bunu yapacağınız hiçbir şey yok. Bu da tersane için ekstra maliyet demek. Bunun için AutoCAD'i de çok iyi kullanıyor olmanız gerekiyor. Başka işlemleri de değinecek olursam, saç yerleştikten sonra ve kaynatıldıktan sonra mühendisinizle birlikte gidip bunu kontrol ediyorsunuz. Ve değişen saça göre, geminin bütün değişen saçlarına göre bir maliyet çıkartmanız gerekiyor tonaj hesabına göre. Bu maliyeti çıkartıyorsunuz. Sadece saç değişim işlemi değil, burada raspa olsun, boya olsun, daha basit incelik olursak tersanenin işleyişi olsun, mevkiler olsun, çalışanlar olsun, birçok şey öğreniyorsunuz. Geminin bütün onarım işlemleri bittikten sonra da bir rapor çıkartmanız gerekiyor. Lloyd'a gönderilmek üzere ve gemide durmak üzere. Bu raporu da mühendisle birlikte çıkarıyoruz. Bütün yapılan işlemleri yazıyoruz. Gün içinde ise sürekli ofiste oturmuyoruz. Genelde gemi üstünde oluyoruz. Tabi bu tersanenin yoğunluğuna göre değişen bir şey. Mesela tersanede onarıma gelen çok gemi vardır. Bir dakika bile ofiste duramazsınız. Sadece öğle arasında ofiste olursunuz. Bazı günlerde ise gemileri gönderiyoruz ve yapacak hiçbir işimiz kalmıyor. Bu tamamen tersanenin yoğunluğuna göre değişen bir şey ama gün içinde genel olarak genellikle gemi üzerindeyiz. Sürekli bir ölçümler yapıyoruz. Ya da AutoCAD'den çizimler yapıyoruz, CNC'ye gidiyoruz. Ya stajyer de çok boş durmuyor tersanede. Sürekli tersanede hep bir iş oluyor yani. Yapılacak bir şey buluyorsunuz. Biraz da iş güvenliği, kıyafet gibi konulara değinmek istiyorum. Daha önce staj yapmamış arkadaşlar varsa ve tereddütleri varsa biraz işlerini rahatlatmak istiyorum. Tersanelerimizde iş güvenliği oldukça önem verilen bir konu. Sürekli sahaya indiğiniz zaman iş güvenlikçileri sizi uyardığını görebiliyorsunuz. Gerek kask olsun, kıyafetiniz olsun. Zaten kıyafetlerimiz özel kıyafetler tersane için. Mühendisler ve stajyerler genelde daha çok özel pantolon ve lacoste gibi giyiniyor. İşçiler ise daha çok tulum giyer. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Bu videonun sonuna da yaptığım işlerden bazı video kesitler koymaya çalışacağım gemi üstünde. Merak ettiğiniz veya öğrenmek istediğiniz şeyler varsa da hem bana ulaşabilirsiniz hem de videonun altına yorum olarak yazarsanız ben okuyup size cevap vermeye çalışırım. Son olarak da Denizci Öğrenciler Derneği'ne teşekkür ederiz. Böyle faydalı bir video için bana ulaştıkları için.
staj yapmamış ve merak eden arkadaşlar için umarım faydalı olmuştur. Teşekkürler. Arkadaşlar için umarım yararlı bir video olmuştur.